Ya Hannan, ya Mennan, ya Zelcudi vel İhsan, sebbit gulubena alel iman, ercu affeke vel gufran. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. La ilahe Muhammedur Resulullah. Merhaba, merhaba şehri Siyan, merhaba. Merhaba, merhaba şehri Ramazan, merhaba. Merhaba, merhaba şehri Siyam, merhaba. Merhaba, merhaba şehri Ramazan, merhaba. Evveli hu, ahir hu, zahir hu, batın hu, kul yahu, yahu, ya meliku, hak yahu, yahu, ya samedu. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. La ilahe Muhammedur Resulullah. Merhaba, merhaba şehri Siyam, merhaba. Merhaba, merhaba şehri Ramazan, merhaba. Merhaba, merhaba şehri Siyam, merhaba. Merhaba, merhaba şehri Ramazan, merhaba. Eyvallah. Ya şehri Ramazan, hoş geldin diyoruz. Hoş bulduk. Yarın itibariyle inşallah, bugün sahurlara kalkıyoruz. Yarın ilk oruçlarımızı tutuyoruz. Allah hayırlı bir bereket eylesin inşallah Recep amin, Hocam. Amin inşallah cümlemize diyelim. Şeref verdin. Teşekkür ederim. Bu türkü, hani bir türkü desek yanlış olur mu böyle bir eseri? Aslında biraz türkü şey olarak barındırıyor. Yani böyle o çalım hissi, çaldığımızdaki aldığımız his, ben yani halk müziği temelli olarak onu hissettim. Şimdi zaten yöremiz Sivas. Evet. Sivas evet. Yöresinde Ramazan süreçlerinde, özellikle başlangıcında bu eser, bu ilahi ilk 10 günde merhaba diye söyleniyor. Son 10 evet. gününde de elveda diye söyleniyor. Aynen, aynen. Böyle özel bir yapısı var. Çok da sevdiğim bir ilahidir. Ahmet Hatipoğlu Hoca'nın da notaya aldığı bir eser. Hocam hoş geldiniz. Aynen. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Hasan Hocam. Efendim ben bu de... hafta çok konuşacağız, eserler seslendireceğiz. Çok değerli arkadaşım Recep Dereli hocamız bizle beraber. Hem eğitimci hem sanatçı. Kendisinden çok şey öğreniyorum ben. Şimdi sizler de birkaç şey öğreniyor olacaksınız. Birçok şey öğreniyor olacaksınız. Bir yandan çalıp söyleyeceğiz. Böyle bizim irfan türküsü dediğimiz o çerçevede bulunan eserleri bağlamasıyla o çalmaya çalışacak. Ben de gitarımla eşlik etmeye çalışacağız. Bir hasbihal etmiş olacağız. İnşallah. Şimdi hocam tabii siz sadece bağlama çalmıyorsunuz. Birçok enstrüman icra ediyorsunuz. Ama genel olarak böyle bu müziğe yöneliş sürecinden biraz bahsedersen sevinirim.
Müziğe yöneliş sürecim zaten çocukluk dönemlerimde bulunduğumuz yer itibariyle de çevremizde aile büyüklerimiz genelde müzikle iç içelerdi. Zaten abilerim keza, babam gene çalmaya çalışırdı. Ondan sonra biz o ufakken tabii böyle mahalle kültürüyle büyüdük. O etrafımızdaki insanlardan da müzikle uğraşan çoktu. O yüzden ben de onlardan etkilendim. Beraberce o mahallede bir arada oturup çalma... Meşk ortamı aslında. Aynen, meşk ortamında bu işe eğilim kazandım. Dayımın bir bağlaması vardı. İlk onu heves ederek... Kırdık mı bağlamayı? Bağlamasını kırmadım ama dayımdan bağlamasını istemiştim sağ olsun. O da beni kırmamıştı. Bağlamasını hatta bile dolabımızda saklayarak abim zaman zaman bana vermiyordu falan. Evet. Ben de onlar uyuduğu zamanlar falan kaçırarak. Şimdi peki o jenerasyondan diyeyim, sizden daha fazla müzikle ilgilenen birisi var mı? Gene etrafımdan tabii ki ilgilenenler yani özellikle var. O bağlamayı kaçırırken işte kovalayanlardan bahsediyorum. Evet, abim Gil gene keza ilgileniyorlar. Onlar da çalıyorlar. Kendi çaplarında. Dediğim gibi yani aile ortamından, etrafımdan, işte bulunduğumuz ortam kültüründen etkilendik. Bu şekilde bugünlere geldik. Eğitimcilik süreci nasıl başladı? Eğitimcilik süreci de lise yıllarımda gene yani ilkokuldan beri aslında ben bir müzik öğretmeni olmak istiyordum. Artık her bir çocuğun hayali vardır ya, işte kimisi polis olmak ister. Ya öğretmen olmak istemek bir şey tabii ki de direkt branş belirtiyor olmak da enteresan. Direkt evet, branş belirtiyor olmak şu: ilkokul hocamız bizim mandolin çalardı. Ha. Yani sürekli derslerde falan hep böyle müzikle iç içeydik. O yüzden onun da etkisi oldu. Hani böyle tabii benim de yönelim olarak o kafada olmam, ileride böyle bir şey istemem şeyine ulaştım. Lisede de zaten gene yıllarında büyük bir hevesle illa müzik öğretmeni olacağım, işte müzikle uğraşacağım diyerek böyle devam ettim. Ondan sonra liseden sonra Niğde Üniversitesi müzik öğretmenliği bölümüne girdim. Ondan sonra 4 yıllık süreci bitirdikten sonra öğretmenlik hayatımıza başladık 2005 yılında. Bugünlere kadar da çeşitli kurumlarda öğretmenlik yaptım. Oraya gireceğiz. Evet. Tamam. Hocam, oraya gireceğiz. Şimdi iyi ki böyle bir süreç gelişmiş. İyi ki bağlamayla tanışmışsınız. Şimdi bir eser dedim, devam edelim. Tabii ki. Ne yapalım? Hocam. Bir İrfan türküsü dedik. Şöyle benim çok sevdiğim bir türküdür. Daha senden gayrı aşık mı yoktur? Eyvallah. Olur mu? Tabii ki. Ben de yine eşlik etmeye çalışayım bir kere. Bazen türküler bize birçok ilahiden ya da birçok farklı sözden daha çok şey anlatabiliyor. Bu türküde de aynı şekilde o gönlüne önemli mesajları var. Herkes kendi gönlüne söylüyormuş gibi dinlesin inşallah. Evet, inşallah hocam. Daha senden gayrı gayrı aşık mı yoktur? Daha senden gayrı aşık mı yoktur? Nedir bu telaşı? Vay deli gönül, vay deli gönül. Hele bir düşün de alemden beri neler geldi geçti, vay deli gönül. Hele düşün devri Adem'den beri neler geldi geçmiş, say deli gönül. Thank you.
gördüm iki kişi kişi mezar eşini. Gördüm iki kişi mezar eşiyor, gam ve sevet almış boydan aşıyor, boydan aşıyor. Çok yaşayan yüze kadar yaşıyor, gel de bu rüyayı gör deli gönül. Çok yaşayan yüze kadar yaşıyor, gel de bu rüyayı gör deli gönül. Ağzına iyice sağlık. Eyvallah hocam. Senin evet, çok yaşayan yüze kadar yaşıyor. Sonuçta bitiyor yani. Ne kadar biriktirirsen, ne kadar hırslanırsan hırslan. Evet. Bu hayatın bir sonu oluyor. Her Ramazan geldiğinde aslında şükrediyorum ben de. Bu ömür dediğimiz, bize verilen kısa süre içerisinde yaşadığımız Ramazanlar bizim öbür taraftaki kurtuluşumuza vesile olabilecek zaman dilimleri. Tabii ömrümüzdeki her an böyle ama Ramazanların daha özel süreçleri var. O açıdan bu türkü bana yine Ramazan'ı hatırlattı. Evet. İnşallah tesirli olur bizi. İnşallah, inşallah. Şimdi hocam sizin tabii öğretmenlik süreci devam ediyor ama bununla birlikte bir de akademik süreç devam ediyor. Özel bir evet. alanla ilgilendiniz. Evet. Yüksek lisans bitti. O alandan biraz bahsetsek. Ben bilim ve sanat merkezlerinde öğretmenlik yapıyordum. Bu sene itibariyle farklı bir okula geldik. Bilim sanat merkezlerinde çalışırken işte yüksek lisans döneminde tabii ki her öğrenci gibi ben de neler yapabilirim? İşte içinde bulunduğum ortam içerisinden dini musiki ile alakalı ne çıkarabilirim arayışına girdik. Bu arayış içerisinde bizim okulumuzda zaten özel yetenekli öğrenciler olduğu için bilim ve sanat merkezleri burada şunu düşündüm, hocalarımla da paylaştım. Acaba dedim dini musiki eğitiminin özel yetenekli öğrenciler üzerinde bir etkisi olabilir mi? Olursa hangi açılardan olabilir? Bunları nasıl inceleyebilirim? Hı hı. Gibi bir çalışma içerisine girdim ve yaklaşık işte bir 4-5 ay önce çok şükür yüksek lisansımı bitirdim. Neler bulduk hocam? Burada öğrencilerimiz üzerinde biz öncelikle bir çalışma sürecimiz oldu. Hani neler bulduğun öncesinde neler bulabiliriz alt problemlere girdiğimizde. Çocuklar üzerinde işte bir algılanan stres alt problemlerini inceledik. Bir etkisi var mıdır çocukların streslerinde, yaşamları içerisinde, işte bu sınav kaygısında bir etkisi var mıdır? İşte ailesinde müzikle ilgilenen, ilgilenmeyenler konusunda bir etkisi var mıdır? Ve bunları kız erkek ikiye ayırarak onlar üzerinde ayrı ayrı ne gibi etkileri olabilir? Onları inceledik. Ve güzel sonuçlar elde ettik. Güzel etkilerini gördük. 3 ay içerisinde de öncelikle bunları araştırmadan önce çocuklara işte dini musiki formlarından belirli formlar belirlenerek yani ezan gibi, işte salah gibi, ilahi, nefes gibi formlar çalıştırılarak, işte dinlettirilerek. Söyletildi mi aynı zamanda? Tabii aynı zamanda öğrencilerimize söylettik, dinlediler. İşte bunlar form ile ilgili ne gibi yapıları vardır? Cami musikisi ve tekke musikisi konularını ele aldık. Genel bir dini musiki formlarını ele aldık. Evet. Ve güzel sonuçlar elde ettik elhamdülillah. Bitirdik çok şükür. Bundan sonra da çalışmalarımızı gene devam ediyorum. Gene bir iki tane makale yayınladık. Gene enstrüman eğitiminde müzikal özgüven ve motivasyon ile ilgili bir uluslararası bir dergide makalem yayınladı. Çok güzel. Fırsat buldukça elimden geldiğince işte bu iş hayatımızın, aile hayatımızın dışında zaman bulabilirsek bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Peki halk gözüyle ya da halkın soru şekliyle bir soru sorayım. Bağlamaya kaç yaşında başlanır? Çocuğum var, getiriyorum, size teslim ediyorum. Hemen evet. Bağlama, hadi başlayalım oluyor mu?
Bağlamaya yani her enstrümanda olduğu gibi tabii ki küçük yaşlarda başlamanın her zaman faydası var. Ama öncelikle bağlamaya başlamak için bir halk müziği kültüründe kulak doygunluğu oluşması evet. lazım. Yani atıyorum çok fazla halk müziğiyle haşır neşir olmayan bir hı-hı. ailenin çocuğuna bağlama verdiği zaman hı-hı. o da çok etkili olmayabilir. Yani güçlük çeker. Yetenekli ise bile bunda problem yaşayacaktır. Öncelikle halk müziği temelli bir evet. ortamda olması gerekir. Ya da hangi çalgıyı yani. Çalacaksa, hangi çalgıyla iştigal edecekse evet. o çalgıyla icra edilen eserleri birazcık özümsemiş olması mı lazım? Aynen. Aynen. Onu söylemeye çalıştım hmm. hocam. Dediğim gibi yani dinleyerek, kulak doygunluğu yaparak işte halk müziğiyle gerçekten ünlü olmuş, günümüze gelmiş şahsiyetlerin eserleri. Doğru kişiler özellikle değil tabii, mi? Doğru kişileri dinleyerek, bu şahsiyetler üzerindeki eserleri inceleyerek kulak doygunluğuyla ayrıyetten enstrümanına da birleştirirse o zaman ne ala evet. çok güzel şeyler ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Ama olabildiğince küçük yaşlarda başlamanın faydası var. Evet. Peki şu açıdan zor bir çalgı değil mi? İşte küçük bir çocuk basacak, parmakları acıyacak filan. Evet. Hani şimdi her enstrümanda olduğu gibi bu aşamalar nasıl Hasan yani? Hocam bu aşamalarda şimdi klasikte enstrümanlarda da öyle boyutları olduğu gibi bağlamada da hani tekne boyutları hmm. ve sap boyutları bunlar çalan kişinin yapısına fiziki durumuna göre yaptırılabiliyor. Yani siz bir çalgı bakımcıya gittiğiniz zaman hı hı. işte ben 10 yaşında bir çocuğum var bağlamaya başlatmak istiyorum dediğiniz zaman o da ona göre bir tekne boyutu, ona göre bir sap ayarı hı hı. boyutu, frekansları ona göre ayarlanıyor. Yani aslında çok evet. bir şey yok. Doğru, şu anda özellikle doğru kişilerle, doğru bilgilerle başlarsa aslında çalgının hiçbir problemi yok. Biraz biz bundan kaynaklanıyor. Yani şunu tabii ki 8 yaşındaki bir çocuğun eline verdiğiniz zaman bu doğru değil. Evet. Dediğim gibi biraz bilinçli bir şekilde ve doğru kişilerle başladığınız zaman olabildiğince küçük yaşta bir önceki konuya tekrar döneceğim hocam ya. Şunu buyurun merak ya. Ettim. Şimdi siz bilsemler özel kurumlar. Evet. Öğrencilerin özel seçildiği özel yeteneklerle yetenek sınavlarıyla ya da evet. seviye belirleme sınavlarıyla seçildiği ve onlara özel eğitimlerin verildiği kurumlar. Evet. Şimdi böyle bir kurumda özel çocuklara yönelik bizim dini musikimizin unsurlarını dinletmişsiniz ya da uygulatmışsınız. Evet. Bir kere bunun için teşekkür etmek lazım. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. İnşallah tesirli olur. Eyvallah. Çocuklardan dönükler nasıl? Mesela belki her zaman dinlediği ezanı yolda giderken, yürürken, hani arabada, şurada, burada duyduğu bir ezanı bu sefer farklı bir ortamda dinliyor. Evet. Ya da salayı. Neyse, ilahi. Nasıldı o? Yani yüzlerindeki ifade, çocukların duyguları nasıldı merak ettim. Çocuklar yani orada bana şunu söylediler. Hani biz ezan vakitlerindeki okunan işte o makamsal farklı makamlarda dinlettirdiğimiz zaman hocam biz hep ezanı aynı sanıyorduk diyorlar. Yani. evet. Yani bir melodi, ama bir yani ama işte orada sabah Hicaz rast makamlarında dinletince veya bir saladan işte sabah makamında veya Dilkeş Haveran makamındaki veya cenaze salatı, cuma salatı bu hı-hı. çeşitlere girdiğimizde onların da biz aynısı diyebiliyorduk diyorlar tek düzeyli. Yani çocuklar ailelerinde görmedikleri hı-hı. için farklı kişilerden gerçekten bunu okuyabilen bunlardan da dinletince ailelerden de güzel şeyler çok güzel geldi. Aileler bile biz bunları bilmiyorduk hocam. Teşekkür hmm. ediyoruz. Hani iyi ki böyle bir çalışmanın içerisine katmışsınız çocuklarımızı diye çok teşekkürler aldım yani. Çok güzel. Evet. Güzel. O zaman o dini musikinin ilahi formundan bir tane örnek evet. verelim. Ne dersiniz? Tabii ki. Tabii ki hocam. Şöyle yapalım. İki tane eser var aklımda. Birisi Veysel Karani. Evet. Çok severiz. Küçükken dinlerdik böyle. Bir de Yunus öyle güzel yazmış ki Veysel Karani'nin annesiyle işte vedalaşma süreci, Peygamber Efendimiz'i evet. ziyaret etmesi ama bulamayışı, hırkasını gönderilmesi vesaire. Film gibi aslında beynimizde o sözler. Veysel evet. Karani'yi söyledi. Tabii ki hocam. Eyvallah. Ben de sözleri bulayım. Şöyle.
Anasından destur aldı durmadı. Anasından destur aldı durmadı. Kâbe yolları vardı boyladı. Kâbe yolları geçti boyladı. Geldi ol Rasulü evde bulmadı. Geldi o Rasulü evde bulmadı. Yemen ellerinde Veysel Karani. Yemen çöllerinde Veysel Karani. Eyvallah. Ağzına sağlık. Evet. Sana hocam. Eline sağlık, ağzına sağlık. Eyvallah. Çok güzel duygulandık ya. Evet, yani çok şey var aslında bu ilahinin içerisinde. Bu sözlerin içerisinde. Düşününce 800 sene öncesinde yazılmış sözler. Ama ondan da böyle bir işte 600 desek belki bir 600 sene öncesinde de olay yaşanmış yani. Evet. Yanlış bir hesapla yapmış olmayayım. Ve biz şimdi bu olay üzerinde konuşuyoruz. Onun hasretiyle, onun duygusuyla biz de duygulanıyoruz. Tabii Veysel'in hissiyatında olabilmek, Yunus hissiyatında olabilmek çok değerli diye düşünüyorum. Eyvallah, İnşallah Peygamber Efendimiz'i onlar gibi sevenlerden amin, oluruz. Amin, amin. Cümlemize inşallah. Allah razı olsun. Hocam. Peki hocam şimdi hedefimiz ne? Ne yapmak istiyoruz? Şimdi akademik bir süreç devam ediyor. Öğretmenlik süreci devam ediyor. Evet. Programlar devam ediyor benim bildiğim. Evet. Hedefimizde ne var? Neler yapmak istiyoruz? Şimdi hedefimizde gene sürekli yani akademik camiada da yani öğretmen olarak da hep sıcak durmayı yani kendimce yeğledim. Üretim yapmayı. Evet yani üretim yapmayı, bir şeyler yapmayı, bir yeni ne yapabilirim gibi fikirlerle bazen gözümün kesmediği şeylere de girdiğim zamanında oldu. Hani bazen bazı şeyler zor gelir ilk etapta. Ama girdiğiniz zaman o sizi çeker. Çektikçe kendinizi bulursunuz içerisinde. Gene aynı şekilde akademik olarak çalışmalarıma devam etmek istiyorum. Farklı şeyler bularak, araştırmalar yaparak
öğrencilere, ondan sonra etrafıma yararlı olmayı istiyorum. İnşallah Rabbim nasip eder bu çalışmalarımız doğrultusunda hedefimize ulaşmayı. Şimdilik dediğim gibi aynen elimizden geldiğince bu çalışmalar doğrultusunda inşallah hizmetler yapmayı istiyorum, diliyorum yani. Şimdi hocam Hicaz makamında bir şey dinlemek istiyorum. Benim kulağım niyeyse Hicaz istedi. Hani genelde kanun ney filan alışız böyle şeyler ama bağlamadan böyle Hicaz bir şeyler ne yapabiliriz? Bir duyursak. Evet, tabii ki, tabii ki. Olur mu? Evet. Belki bir ilahiye de bağlarız onu yani. Aynen. Aklın yitirmiş divanemi, ömrüm bitirmiş viranemi, aklın yitirmiş divanemi. Allahu Allah, 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 Allahu Allah. Yaşlı gözleri tutmaz dizleri, yolun gözleri mestanemi ya. Yaşlı gözleri tutmaz dizleri, yolun gözleri mestanemi. Allahu Allah, 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 Allahu Allah. Eyvallah. Ne güzel oldu ya. Eyvallah hocam. Aslında çok bırakmayalım. Şöyle bir de Uşak'a geçelim. Uşak Aşıklar makamıdır. Evet.
böyle gönül telimizi titretir bu makam. Yine bir açış duyalım. Tabii o ki. O bağlamanın sizin ellerinizle çıkacak olan güzel tınılarından bir güzel bir açış duyalım. Sonra da yine bizim aczimizi anlatan güzel bir ilahiye bağlamış olalım. Ey rahmeti bol padişah, cürmüm ile geldim sana. Ben eyledim hadsiz günah, cürmüm ile geldim sana. Ben eyledim hadsiz günah, cürmüm ile geldim sana. Sübhanallah, Sultanallah, tüm dertlere derman Allah. Ben eyledim hadsiz günah, cürmüm ile geldim sana. Ben eyledim hadsiz günah, cürmüm ile geldim sana. Adın seni Gaffar iken, ay börtücü Settar iken, kime gider sen var iken, cürmüm ile geldim sana. Kime gider sen var iken, cürmüm ile geldim sana. Sübhanallah, Sultanallah, tüm dertlere derman Allah. Ben eyledim hadsiz günah, cürmüm ile geldim sana. Ben eyledim hadsiz günah, cürmüm ile geldim sana. Eyvallah. Ağzına sağlık. Gönlüne sağlık. Ya tabii bu eserler cürüm işlemiş, hatasız kul olmaz deriz ya. Bizim hatalarımız var. Bildiğimiz, bilmediğimiz. Eyvallah. Bunu bir check etmemiz gerekiyor tabii ki. Bunu bir düşünmemiz lazım. Af dilememiz lazım ve kendimizi de tabii değiştirmemiz lazım. Aynen. Bunun için de Ramazan ayının çok özel bir fırsat olduğunu tekrar yinelemek istiyorum ama sona doğru geldik hocam. Şöyle konuklarımıza bizim sorduğumuz bir soru var. Evet, buyurun. Bundan hem
belki bu parçayla ilintili de olabilir ama çok da sınırlandırmış olmayayım istediğiniz gibi. Bundan 20 yıl önceki Recep'e ve 20 yıl sonraki Recep'e bir mesaj istiyoruz. Ne söylemek istersin? Evet, çok güzel bir soru. 20 yıl önceki Recep'e düşündüğüm zaman aslında şu anki durumumda... O sizi izliyor şu anda. Evet, beni izliyor şu an. Daha böyle bir şeyleri, hayatımdaki yapacağım işleri daha koordineli. Ondan sonra atıyorum bir numarayı ikiye katmadan, ikiye bire katmadan daha sistemli, daha böyle olayları yapma sırasına, önemlilik sırasına koyarak yapmasını isterdim açıkçası. Hı-hı. Çünkü çoğu problemlerimizin bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Hani hı-hı, önceliklerimizi yapmayıp, hani araya başka şeyler sıkıştırıp aslında o önemli olan durumu geriye ittiğimizde yapacaklarımızı evet, yapamıyoruz. Bundan da doğal olarak pişmanlıklar duyuyoruz. Yani daha böyle düzenli, daha işlerini organize yapan bir Recep olmayı isterdim. Eyvallah. 20 yıl önce. 20 yıl sonra ki Recep'e. Evet. O da sizi izliyor şurada. O da 20 yıl sonra inşallah izleyecek. Evet, inşallah. 20 yıl sonraki Recep'ten de gerçekten hayatındaki tecrübeleri edindiği tecrübeler doğrultusunda artık böyle bu zamana kadar ki şöyle gözünden bir geçirdiği zaman hani müzikle hayatındaki durumları kitap yazma, ondan sonra gerçekten kaynaklar üretme, ondan sonra yeni öğrencilere, ondan sonra müzikle uğraşan yeni kişilere yararlı ne yapabilir? Bu ölçüde işte bir dergi olabilir. Aylık dergiler veya yıllık dergiler, tecrübelerimi anlatacak. Bunlara yararlı olabilir. Yani bir akademi oluşturmayı istiyorum. Evet, 20 yıl sonra evet, böyle bir. İnşallah. Bu sanal bir akademi de olabilir. Bir taşınmaz bir akademi de olabilir. Evet, inşallah. Yani istiyorum inşallah. O akademinin içerisinde 20 yıl sonra bu YouTube'dan ya da Instagram'dan evet, bu videoyu inşallah izliyor oluruz beraber inşallah. İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben Allah teşekkür ederim. Şeref verdin. Hasan hocam. Var mı söylemek istediğin bir şey? Söylemek istediğim bir şey bu nazik davetlerinizden dolayı öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Diyanet Vakfı Türk olarak. Diyanet Vakfı'na çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyenlere çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Eyvallah. Çok sizi tanıdık ederiz diyorum. Allah Hasan razı hocam. Sağ olun. Eyvallah her Allah şey razı için. Olsun. Peygamber Efendimiz'e salat ve selam içeren güzel bir eser var. Onunla evet, beraber bitirelim istersen. Tamam, tamam Hasan tamam hocam. Daim salat olsun sana diyorum. Şöyle yapalım. Evet. Evet. Sen direkt de girebilirsin hocam. Daim salat olsun sana, daim salat olsun sana, ya rahmet eylil alemin, halim benim her dem. Ya rahmet ellil alemin, halim benim her dem büken. Ya rahmet ellil alemin, ya rahmet
hayat haram olur bize, rahat haram olur bize, erişmeyince nusrete sarılmışız damenine. Ya Oh,